15 MC Canopy'm bir yıldır programı program penceresi kullanımı. Görüldüğü üzere programın içerisinde kendimizin ekleyeceği program parçalarını burada alt alta listeleyip içlerine de uygun programlarımız yazmak suretiyle kabuğumuzu oluşturabiliriz. Burada program oluşturulurken program sekmesini dizinin üzerine sağ klik yaptığımız zaman iki seçenek karşımıza gelmekte. Create a new PO veya da Create a new folder. Burada Create a new PO yeni bir program parçası eklerken, program bloğu eklerken Create a new folder ise bize yeni bir klasör eklememizi sağlar. Bu klasörü neden kullanırız? Bu aslında bize şu kolaylık sağlamakta. Create a new folder diyerek örneğin eksen 1 olarak bir kendimize klasör oluşturalım. Yine eksen 1'in üzerine kendimiz new PO diyerekten örneğin burada main diyelim. Şimdi dikkat edersek yeni bir PO eklediğimiz zaman program bölümü bunun program mı fonksiyon blok mu olduğunu buradan seçiyoruz ve içeriğini ladder'la mı yoksa structured text'le mi yazacağız? Onun da tanımını buradan gerçekleştirebiliyoruz. Örneğin biz bir program ekliyorum ve ladder'la yazılsın. Okey dediğimiz zaman görüldüğü üzere eksen 1'in içerisinde main isimli bir program oluşturdu. Yine burada new PO dediğimiz zaman alarms ismini verdiğimiz bir ladder'la yazabileceğimiz bir program bölümü daha ekleyebiliriz. Yine bunun üzerinde new PO diye demek suretiyle bu sefer structure text ile yazabileceğimiz bir matematik ismini vereceğimiz matematik hesaplar diyelim hatta hesaplar ismini vereceğimiz bir program parçası oluşturalım. Bu structure text'li olsun. Görüldüğü üzere artık kendimiz bu hiyerarşimizi çıkarttık. Bu hiyerarşi içerisinde programlarımızı oluşturarak birbirlerine karışmasının önüne geçebiliriz. Yine programsın üzerine new folder diyerek örneğin analog dersek kendimize bir analog dizin oluşturup bunun içerisine analog giriş ve örneğin yine analog çıkış ismini vereceğimiz program parçalarını eklemek suretiyle. Böylelikle programımızı daha yönetilebilir hale getirebiliriz. Bizim burada eklemiş olduğumuz her program kendi içerisinde bir task'ta ayrı ayrı döndürülmek suretiyle çalışacaktır. Ama biz programımıza dışarıdan baktığımız zaman analoglarla alakalı kısmının evet analogun içerisinde, eksen 1 ile alakalı kısmının eksen 1'in içerisinde veya bunun dışında farklı program parçalarımız varsa onları da folder'lar halinde burada listelettirip organizasyona sokmak suretiyle rahatlıkla takibini kolaylaştırabiliriz. Buradan eklemiş olduğumuz programları yine task bölümünde new task'ın içerisine girdiğimizde hangi çevrim içerisinde taranacağını da tanımlamamız gerekmektedir. Örneğin new task'ta bir task'ın içerisinde triggered by event yani motion event içerisinde çalışan bir PoU programımız var. Görüldüğü üzere ilk açmış olduğumuz PoU bir motion event içerisinde çalışan bir program. Motion'un içerisinde çalışan başka bir programımız varsa örneğin add program deyip programın içerisinde eksen 1'de main'i bunun içerisine attığımız zaman motion'un içerisinde çalışan main programımız da burada dahil olacaktır. Burada 3 çeşit type bulunmaktadır. Cyclic type seçtiğimiz zaman örneğin bizim buraya gireceğimiz milisaniye değerini 100 milisaniye dediğimizde her 100 milisaniyede bir tanımlanacak bir programımız varsa onları cyclic'ten bu gerçekleştirebiliriz. Yine freewheeling kısmında sürekli olarak arka planda serbest çalışan, sürekli tanımlanan programları buraya koyabiliriz. Yine triggered by event'tan motion seçili olanları da içerisinde tamamen motion programlarının yazıldığı motion task'a bağlanması gereken program parçalarını da buraya yazabiliriz. Yalnız burada her birinde dikkat edersek sadece bir tane seçebildiğimiz için örneğin ben
main ve po'yu triggered by event olarak burada ekledim. Task'ın üzerine new create task demek suretiyle farklı bir görev oluşturdum. Onu free link olarak seçtim ve bunun dışında örneğin alarmlarımı ve hesaplamalarımı add program demek suretiyle burada içerisine ekliyorum. Görüldüğü üzere free link olarak alarmlarım ve hesaplamalarım bunun içerisine çalışacak. Yine ben yeni bir task eklemek suretiyle onda cyclic 20 milisaniye dediğim bir periyotta burada da analoglarımı tarattırmak istiyorum. Analogun içerisinden analoglarımı da gördüğünüz üzere cyclic task'ın içerisine ekledim. Böylelikle kendim hiyerarşik bir hiyerarşimi ortaya koymuş oldum. Bunun içerisinde cyclic'te istemiş olduğum belli bir periyot içerisinde taranacak programlarımı yine FreeWheeling'de sürekli olarak arka planda taranacak programlarımı yine Motion Task'ın içerisinde de Motion içeren Motion komutlarının taranacağı programı program parçacıklarını görev yöneticisinde tanımlatabilirim. Burada her birinde görmüş olduğumuz watchdog değeri vardır. Eğer ki 500 milisaniye aşan bir durum olursa watchdog timer devreye girerek sistemi halta düşürecek noktaya getirecektir. Burada örneğin bir interrupt gibi bir olay gerçekleştireceksek onu dikkat edersek yeni bir task ekledim. Bu task'ta işte I0 girişin yükselen ve düşen kenarlarında yine diğer I'ların düşen ve yükselen kenarlarında görüldüğü üzere bir interrupt oluşturabilirim. Örneğin I0'ın yükselen kenarında bir oluşan interrupt'la çalışmasını istediğim programlar varsa onları burada oluşturup daha sonra add programdan bunun içerisine eklemek suretiyle interrupt işlemlerini de bu görevin içerisine atıp burada çalıştırma işlemini gerçekleştirebilirim. Bu şekilde programın içerisinde yapacağımız görev tanımlamalarıyla kendimiz daha takibi kolay bir ortam oluşturabiliriz.